Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben dünyanın en seksi adamı İbofesör ve bu konu tartışmaya falan açık değil. Bugün sizlerle birlikte 18 yaşında yaklaşık 1.75 boyda ve 115 kiloluk bir Türk vücut geliştirme sporcusu Samet Gizlenir aka The Beast Samet'in steroidli vücut geliştirme hikayesini inceleyeceğiz ve bu hikayeden önemli bir ders çıkaracağız dostlar. Beast Samet'i ben bugüne kadar ilk defa sosyal medyadaki bir fotoğrafından görmüştüm. Dostlar. Şöyle bir most muscular poz verdiği fotoğrafı vardı. Fotoğraf da çok kaliteli bir ortamda ve çok kaliteli bir kamerayla çekilmemişti. İlk izlenim olarak şunu sezdim ben. Bu adam 30'lu yaşlarının ortalarında, yani gerçekten yaşı ileri seviyede bir adam. Ve görünüş olarak böyle nasıl söyleyeyim, sağlıksız bir auraya sahip. Yani vücuduna baktığım zaman bu adam sağlıksız diyorum. Organlarında bir problem var çünkü görünüşü böyle... Sağlıksız bir anlıyorsunuz beni değil mi? Sağlıksız görünüyor adam. Ya o kadar yüksek kütleye sahip, o kadar böyle cildi, görünüşü, başı, saçı, omuzları, kolları, kasları, her şeyi sağlıksız bir auraya sahip. Böyle tam net şey yapamadığım bir şey, aktaramadığım bir şey sizlere. Ama eminim ki sizler de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Çünkü sosyal medyada bu adamı takip eden veya bu adamın fotoğrafına yorum yapan adamların tamamı aynı tripteler. Bu adam işte 25'ini görmez. 20'de kesinlikle ölür. Çok fazla steroid kullanıyor. İşte yaşlanmış. Adam 18 yaşında anasını satayım. 35-40 gibi görünüyor. Herkes bu tribe girmiş. Bundan kaynaklı herkes bir soru işareti içerisinde. Ya bu Samet ne yapıyor? Ne kullanıyor? Nasıl bir vücut geliştirme sistemi izlemiş? Kendini nasıl bu hale getirmiş? Herkes bir merak içerisinde benim gibi. O yüzden bugüne kadar çok fazla istek aldım. Ya İbofesör, şu Beast Samet var bir tane işte Türk vücut geliştirme sporcusu 18 yaşında 115 kilo hayvan gibi 1.70 baş boyda. Buna bir göz atamaz mısın? Bunu bir inceleyemez misin? Biz de senin gibi merak ediyoruz. Bu adamı incele, biz de aydınlanalım, biz de rahatlayalım artık. Ben de bu kadar istekten sonra tamam dedim. Gideyim o zaman. Samet kardeşime bir istekte bulunayım. Biliyorsunuz Türk vücut geliştirme sporcuları üzerine direkt olarak, yani hemen böyle atlayıp video çekmiyorum. Neden? Adamların belli bir ismi var, belli bir markası var, belki işte sponsorları var. Çıkıp böyle kötü atıflarda bulunmak adamın maddi gelirine, işte hayatına, ekmeğine mani olur diye buna olabildiğince dikkat ediyorum. O yüzden sormadan Türk vücut geliştirme sporcuları üzerine video çekmiyorum. Gittim Samet kardeşime, dedim ki Samet kardeşim işte böyle böyle çok fazla takipçim seni incelememi istiyor. Kullandığın steroidi, İşte hayatını incelememi istiyor. Buna iznin var mıdır? Senin için bir sakıncası var mıdır? Yok dedi abi, inceleyebilirsin tabii ki. Sadece beni çok gömme dedi. Çünkü alışmış, herkes bu adamı gömüyor. Gömüyor. Sosyal medyada zaten hem fitness içerik üreticileri, hem hocalar, antrenörler, hem de takipçiler adamı yere yere o kadar böyle şey hale getirmiş ki, özgüvensiz hale getirmiş ki adam uyarıyor beni. Lütfen diyor, hani yapma, o kadar gömme beni. Zaten yeterince gömen insan var amına koyayım. Tamam dedim o zaman. Biraz daha bu videoda kelimelerimi seçerken düzgün, böyle yumuşak seçeceğim ki kardeşim 18 yaşında genç bir adam. Olabildiğince onun özgüvenini korumak istiyorum. Olabildiğince aşağılamamak istiyorum. Ama vereceğim mesajları da vermek istiyorum. Bu koş... Dengeyi iyi tutturmam lazım. Sert mesajı verirken önemli mesajları, bir yandan da kardeşimin duygularını göz önünde bulundurmam gerekiyor. Şimdi... Samet kardeşim 18 yaşında 1.75 boyda 115 kilogramlık bir vücut ağırlığına sahip. Yağ oranı şu anda off sezonda olduğu için, bulk yaptığı için bir miktar yüksek. Ama fiziğine baktığım zaman ilgimi çeken şey adamımızın kütlesi. Adamımız diyor ki ben vücut geliştirmede yarışacağım. Yani bildiğiniz o bodyciler var ya, hayvan gibi kas kütlesi. Atletik fizikten bahsetmiyorum. Estetik görünüşten değil, hayvan gibi görünüşten bahsediyorum. Hard body şeyinde yarışacak, kategorisinde yarışacak. Baktığım zaman vücuduna potansiyeli var. Kas kütlesi kazanma olarak bu vücutçularla yarışabilecek, podyumda hayvan gibi adamların yanında durabilecek potansiyele sahip dostlar. Yani kütle bakımından onay veriyoruz. Onun dışında ilgimi çeken ikinci şey vücuduna baktığım zaman omuzları dostlar. Absürt görünen omuzları var. Eminim siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Zaten birçok insan sosyal medyada bu adamın fotoğraflarının altına diyor ki sen omuzlarına kesinlikle işte sintol yağ koymuşsun, enjeksiyon yapmışsın. Böyle omuz mu olur amına koyayım diyorlar. Adamların haklılık payı var. İlk başta ben de aynı şeyi düşündüm. Ama sonra Samet'i biraz incelediğim zaman, araştırdığım zaman Samet'in bir yarışmaya hazırlandığını duydum. Adam 2 sene sonra diyor ki ben vücut geliştirme dalında dünya şampiyonu olacağım. İşte herhangi bir federasyonda yarışacağım, dünya şampiyonu olacağım diyor. Yani vücut geliştirmeye hazırlanıyor. Aynı zamanda işini iyi bilen, adını unuttum ama işini iyi bilen bir koçla çalışıyor dostlar. Yani buradan nasıl bir sonuca çıkıyorum ben? İşini iyi bilen bir koçu varsa off sezonda kas kütlesi kazanmaya çalışan bir adam... Ne
neden sintol enjeksiyonu yapsın, yağ enjeksiyonu yapsın omuzlarına? Sebep ne yani? Bir amacı var mı? Yok. Adam zaten yarışmada yarışacak. Belki şöyle bir nüans verebilirim. Yarışmadan bir iki gün önce zaten paramparça olmuş, kas kütlesinin alt tarafına bir miktar enjeksiyon yapabilir. Biraz daha yuvarlak görünmesi için. Ama şu anda bunu yapmasını gerektirecek hiçbir şey yok dostlar. Bu yüzden ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Omuzlarında sintol olduğunu düşünmüyorum. Sadece şey olarak, kas bağlantı şekli olarak böyle bir genetiğe sahip, absürt görünen bir omuza sahip karakteristik bir özelliği. Onun dışında ilgimi çeken bir diğer nokta, bacaklarının üst vücuduna nazaran çok geride olması dostlar. Bacakları veya üst vücudu çok büyük, bacakları normal kalıyor. Ama kendi söylemine göre şöyle bir şey duydum. Kendisi diyor ki, ben bacağı çok fazla çalışmadığım için üst vücuduma göre biraz daha aşağıda kaldı. Şu anda tekrardan toparlamaya çalışıyormuş. Kendisi de bunun farkında yani. Bacaklarım geride diyor. Onu toparlamaya çalışıyormuş. Zaten 2 senelik bir zaman süreci içerisinde bunu toparlayabilir ve daha simetrik, daha orantılı bir vücut çıkaracaktır karşımıza. Onun dışında söylediğim gibi kütle bakımından potansiyeli yüksek. Biraz daha detaylara, simetrilere, oran orantıya dikkat ederse 2 sene sonra bize isminden çok daha fazla bahsettirecektir podyumlarda. Samet'in bu kadar genç yaşta steroid kullanımına nasıl girdiğini merak edenler için sizleri bir miktar geriye götüreceğim. Zamanda geriye gideceğiz dostlar. Samet'in 13'lü yaşları civarına gideceğiz. Vücut geliştirme salonlarına yeni yeni giriş yaptığı dönemlere gideceğiz. Samet babasının teşvikinden kaynaklı spor salonuna gidiyor. Babası spor salonuyla, vücut geliştirmeyle haşır neşir durumda. Tabii ki oğlu olarak babasına özeniyor ve spor salonuna giriş yapmaya başlıyor. Aşağı yukarı 12-13 yaşlarında vücut geliştirme salonuna giriyor. Başlangıçlarda ilk vücut formu biraz daha böyle sıska, zargana, ince yapıya sahip bir adam ve eminim ki bundan kaynaklı küçüklük döneminde birkaç tane aşağılanmalara maruz kalmıştır. İşte cin Ali, zayıf, cılız, tıfıl gibi şeylere maruz kalmıştır ve bundan kaynaklı psikolojisi kötü etkilenmiştir. Babasının teşviki kadar bu problem de spora başlamasında tabii ki etken olmuştur. Spora başladıktan sonra bu problemden kurtulabilmek için hayvan gibi yemek yemeye başlıyor ve hayvan gibi antrenman yapmaya başlıyor. Belli bir süre geçiyor, bir bakıyor ki tamam hayvan gibi oldum ama bu sefer de hayvan gibi yağlandım. Çevresindekiler bu sefer zargana diye değil, dombili diye dalga geçmeye başlıyor adamla. Psikolojisi daha kötüye gitmeye başlıyor. Böyle devam ediyor yağlı bir şekilde. Aşağılanmalar devam ediyor. Çocukluğundan beri aşağılanmalara maruz kalıyor. Özgüveni sıfır, öz saygısı sıfır derken etrafında hocalar, koçlar işte ya yarışmaya hazırlansan mı, hazırlanmasan mı? Çocuk da işte la ilaç kullansan mı, kullanmasan mı? Kullanırsam ne olur? Kas yaparım. Kas yaparsam işte yarışmaya katılsam, ondan sonra kazansam yarışmayı ne olur? Bana saygı duyarlar. Her şey güzel olur gibi triplere giriyor. Herkes böyle triplere giriyor. Çocukluğunda aşağılanmaya maruz kalmış çocukların hemen hemen tamamı orta yaşlarında, 15'li 18'li yaşlarında çok radikal kararlar veriyor. İşte ben böyle bir iş yapacağım, ben şunu yapacağım, herkes beni artık karşılayacak, bana güvenecekler, bana inanacaklar, bana saygı duyacaklar, sevecekler beni, ben de kendimi seveceğim diye absürt işlere giriyorlar. Sonradan pişman olanlar var, olmayanlar var. Umarım Samet kardeşim pişman olmaz. Ama steroide giriş süreci böyleydi dostlar. Eminim ki duygusal karar mantıksal karardan çok daha ilerideydi. O yüzden sizlere burada bir ders vereyim. Steroide girecekseniz genç yaşlarınızda girmeyin. Bakın genç yaşlarınızda girmeyin demelerinin bir sebebi tabii ki hormonal olarak bir oturma işlemi yaşanıyor genç yaşlarınızda. Hormonal sisteminizi, gelişim sisteminizi bozmayın. Bu birincisidir. Ama ikincisi, steroide girme sebebiniz genç yaşlarınızda doğru sebepler olmayacak. Duygusal sebepler olacak. 18'li, 15'li yaşlarınızda zaten hormonlar çalkantıda. Zaten hayatla ilgili pek bir şey bilmiyorsunuz. Mantıklı karar vermeniz çok zor. Duygusal karar veriyorsunuz. Ben steroid kullanacağım ama bir plan yok ortada. Şunu 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 yapacağım, böyle 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 besleneceğim, şu kadar süre içerisinde şunu yapacağım gibi şeyler yok. Şu kadar süre sonra çıkacağım, düzelteceğim, sağlığımı koruyacağım, kan testi bilmem neler falan. Plan yok gençlikte. Ne yapacağım? Steroid kullanacağım, gelişeceğim. Sadece bu var. Ama 20'li, 25'li yaşlarınızda biraz daha hayat tecrübeniz olacak. Mantıklı karar vermeyi öğreneceksiniz. İşte ben steroide gireceğim. Beslenmemi şu şekilde ayarladım zaten. Paramı da ayarladım. Şu kadar süre boyunca definasyonda olacağım. Şunları kullanacağım. Şu kadar miktarda kullanacağım. Sağlığıma bu kadar zarar verebilir. Şu kadar süre sonra PCT yapıp kürden çıkarsam sağlığımı koruyabilirim. İşte şampiyonluğu da aldım mıydı? İşimi haline getiririm bu sporu. Paramı da buradan kazanırım. Hayat güzel. Planlı. Anladınız mı? Ama 15 yaşındaki bir çocuk bu planı yapmayacak. 18 yaşındaki bir çocuk bu planı yapmayacak. O yüzden
yüzden genç yaşlarında steroid kullanmayın ve duygusal olarak steroide karar vermeyin. Mantığınız ön planda olsun. Sakın öyle bir sıkıntıya girmeyin dostlar. Genç yaşlarınızda duygusal olarak steroide atlamayın. Sosyal medyada 15 yaşında hayvan gibi 300 kilo deadlift yapan 150 kilo adamlara özenip salak salak hareketler yapmayın. Sıkıntı yaşarsınız. Peki, Samet Gizlenir'in, Beast Samet'in kullandığı steroid kürü neydi? Hangi steroidleri ne kadar dozda kullanıyor? Bunu merak eden birçok kişi vardır. O yüzden bunu ben söylemek yerine Samet'e mikrofonu vereceğim. Kendisi söyleyecek dostlar. Şu an Testo, Bolde, bir de IGF işte. Evet. Testo haftada 3 ml, Bolde'nin de 3 ml. Toplam işte 3 ml. Peptit de işte sabah akşam yani. Aslına bakarsanız tahmin ettiğimiz kadar acayip şeyler kullanmıyor dostlar. Sosyal medyada herkes trenbolonlar kullanıyordur, deka kullanıyordur, işte diboller kullanıyordur, acayip compoundlar kullanıyordur falan diyorlardı ama öyle bir şey kullanmıyor. Testosteron kullandığını söylüyor, boldenon kullandığını söylüyor ve IGF kullandığını söylüyor. İşte miktarlarını ve kaç tür olduğunu bilmiyorum ama bir de peptitlerden bahsetti. Büyük ihtimalle 2-3 türü kombinliyordur. Kullandığı şeyler bunlar. Yani absürt compoundlar kullanmıyor steroid olarak. Ama doz olarak baktığımız zaman tahmin ettiğimiz seviyelerde yüksek dozlar alıyor dostlar. Yani profesyonel bir vücut geliştirme Mr. Olympia tarzı bir doza sahip, küre sahip baktığımız zaman. Yani o kadar absürt değil. Ama yine de absürt bir kür dostlar. Şimdi bu dozların ve steroidlerin kardeşimin hayatına zarar vermediğini düşünmek tamamen mantıksız. Yani 5-6 bin kalori alıyor zaten haftanın bilmem 7 günü antrenman yapıyor. Çok yüksek dozlarda ilaçlar kullanıyor, peptitler kullanıyor. Bunlar tabii ki sağlık sıkıntıları yaratacaktır. Zaten adamımızın görüntüsüne baktığımız zaman sağlıksız bir görüntü olduğunu görüyorsunuz. Saçları 18 yaşında işte genetiğe bağlı olarak ama steroidlerin de yükseltmesiyle bu dökülme olayını kelleşmeye başlamış. Yani azalmaya başlamış saçları. Tam kel değil ama yani seyrekleşmeye başlamış 18 yaşında. Onun dışında cildi yaşlı görünüyor. 35-40'larda görünüyor cildi. Yüz görüntüsü aynı şekilde yaşlı gösteriyor. İlaçların da bir yan etkisidir bu. 18 yaşında kullanmaya başlarsınız. 22 yaşına gelirsiniz. 40 gibi görünürsünüz. Hızlı yaşlandırır cildi ve işte dış görünüşü hızlı yaşlandırır. Tabii ki iç görünüşü de hızlı yaşlandıracak. Bilmiyorum kendisi bugüne kadar işte böbreklerde, karaciğerde, kardiyovasküler sistemde bir problem yaşayıp hastaneye gitti mi? Böyle bir olay yaşandı mı bilmiyorum ama bir problemler yaşanabilir. Kan testi yapıyordur büyük ihtimalle bu olayı kontrol ediyordur. Yanında zaten işini bilen bir koçu vardı tabii ki. Bu konuda şunu söyleyebilirim. Bazılarınız şunu söylüyorlar. Ya bu çocuk işte 25 yaşında hayatını kaybeder. Çok fazla yaşamaz. Bu ölüm süreci konusunda benim düşüncem şu. İki farklı strateji var. Birinde söylediğiniz gibi erken ölebilir. Diğerinde daha uzun yaşayabilir. Koçu var bu konuda yardımcı olacağını düşünüyorum. Eğer ya ben işte sürekli o yarışmadan o yarışmaya gireceğim, sürekli yarışma kazanacağım veya sosyal medyada sürekli paramparça görüneceğim, iyi görüneceğim diye triplere girerse ve sürekli yüksek dozlarda steroidler kullanırsa, sürekli yüksek dozlarda yağ yakıcılar, peptitler veya işte diüretik maddeler, ilaçlar kullanıp su atmaya çalışırsa, paramparça görünmeye çalışırsa bu vücuduna çok 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 büyük hasarlar verecektir ve bunu sürekli devam ettirirse büyük ihtimalle sizin söylediğiniz gibi 25'li yaşlarında hayatını kaybedebilir dostlar. Ama koçu da bu konuda yardımcı olursa, bu süreci daha iyi yönetebilirse, yani ne zaman gaza basacağını, ne zaman işte biraz daha gazdan ayağını çekeceğini, ne zaman frene basacağını iyi bilirse çok daha uzun süre yaşayacağını düşünüyorum dostlar. Nasıl yani? Sürekli o yarışmadan o yarışmaya atlayacağım, sosyal medyada paramparça görüneceğim diye yüksek dozlarda ilaçlar, peptitler, yağ yakıcılar, diüretik maddeler almazsa, kontrolünü iyi bilirse, zamanı geldiğinde biraz yükseltip zamanı geldiğinde azaltmasını bilirse, zamanı geldiğinde PCT yapıp tamamen kürden çıkması gerektiğini biliyorsa, böylelikle vücudunu dinlendirmesini gerektiğini biliyorsa, beslenmeden zaman zaman aşağıya çekip 5-6 bin kaloriler almak yerine aşağıya çekip dinlenmesini biliyorsa, yani nerede durmasının nerede yavaşlaması gerektiğini biliyorsa büyük ihtimalle uzun süreler yaşayacaktır. Zaten vücut geliştirmeyi profesyonel yapan insanların birçoğu aynı şeyi yaparlar. Yılın belli bir bölümü dozları çok aşağıya çekerler veya PCT yapıp dozları bırakırlar. Ondan sonra işte 10 sezona geldiğimiz zaman, podyuma çıkacakları dönem geldiği zaman aşağı yukarı 2-3 aylık süre içerisinde sert kürlere girip ondan sonra tekrardan çıkarlar. Yani bu süreci yönetmeniz çok önemli. Sürekli gaza basarsanız kaza yaparsınız erken yaşlarda. Bu süreci kendisi yönetirse büyük ihtimalle uzun yaşayacaktır. Ama ilk senaryoya giderse söylediğiniz gibi erken yaşta hayatını kaybedecektir dostlar. Şimdilik biz Samet ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Zaten sosyal medyada kendisiyle ilgili çok fazla bilgi paylaşmamış dostlar. Kendi kanalı var mı bilmiyorum ama büyük ihtimalle YouTube kanalı yok diye biliyorum. Instagram'ı var. Instagram'ında da sürekli işte poz verdiği fotoğrafları, videoları paylaşıyor. Instagram'ında da çok fazla bilgi yok kendisiyle ilgili. Bildiğimiz birkaç şey var. 115 kilo olduğu, işte 18 yaşında
olduğu, işte 13 yaşlarında spora başladığı, yani birkaç tane bildiğimiz şey var. Gerisi biraz daha tahmin, biraz daha spekülasyon yaptığımız şeyler. Yani bu süreci de bir miktar kendim tahmin etmeye başladım. Eğer kardeşim bize söylediği gibi bir hedefini gerçekleştirme durumu ortaya çıkarabilirse, ileriki yaşlarda kardeşimizin adını çok daha yüksek tonlarda duyacağız dostlar, podyumlarda göreceğiz. 2 sene sonra bize verdiği bir söz var. Podyumlara çıkıp herhangi bir işte vücut geliştirme federasyonunun vücut geliştirme yarışmasında dünya şampiyonu olacağını söyledi. Bakalım 2 sene sonra böyle bir şeyi görecek miyiz? Şimdilik yolu açık olsun kardeşimin. Söyleyeceklerimiz bunlardı. Son olarak dersimizi son bir kez hatırlayalım ve videoyu bitirelim dostlar. Ne yapıyorduk? 18 yaşlarında, 15 yaşlarımızda, çocuk yaşlarımızda, genç yaşlarımızda steroide girmiyoruz. 25'li civarlarından sonra girecekseniz girin. Sebep şu: duygusal değil, mantıksal karar verin. Hayatla ilgili belli bir birikiminiz olsun, belli bir bilgi birikiminiz ve tecrübeniz olsun. Mantığınızı kullanmayı öğrenin. 18-15 yaşlarında duygusal olarak karar veriyorsunuz ve birçoğu mantıksız kararlar oluyor dostlar. Hiçbir zaman steroid kullanmak, eğer vücut geliştirme yarışmalarında yarışmayacaksanız, mantıklı değildir. Kullanmayın, tamam mı? Zor olanı yapın, biraz daha zaman harcayın, estetik bir fiziğe sahip olun. Vücut geliştirme yarışmasında yarışmayacaksanız böyle bir şey yapmayın, saçmalık. Tamam mı? Onun dışında mantıklı bir şekilde plan yapmayı öğrenin steroide girecekseniz. Bakın, beslenmeye paramı ayırdım, steroide paramı ayırdım, bu kadar süre boyunca kullanacağım, böyle bir kütle kazanmayı planlıyorum, şu yarışmaya gireceğim, çıktıktan sonra PCT yapacağım ve vücudumu dinlendireceğim. Böyle planınız olsun, yazın hepsini, tamam mı? 5-6 aylık plan olsun. Her şeyi yazın, her şeyi hesaplayın. Girecekseniz öyle girin ve plandan çıkmayın süreç boyunda. Tamam mı? Bu önemli bir şey. Ya şu an Samet'in durumuna bakın, tamam mı? Adam o kadar plansız girmiş ki şu an ailesiyle yaşıyor. Maddi durumunu kendisi sağlayamıyor. Çevresindeki adamlar yardımcı oluyor. Koçu falan yardımcı oluyor beslenmesine falan. Bu şekilde ilerletmeye çalışıyor. Ya bu şartlarda, Türkiye şartlarında. Yani düşünün, plansızlığı düşünün. Yani steroidi nasıl kullanacaksın, beslenmeyi nasıl yapacaksın, çevrendekiler yardım etmiyorsa. Ya öyle bir duygusal anlamda girmiş, anladınız mı? Mantık önemli, plan önemli, süreci iyi sürdürmek önemli dostlar. Neyse, bu videodan bu kadar diyelim. Samet kardeşime de yolu açık olsun, teşekkür ediyorum bu videoyu çekmeme izin verdiği için. Bu videodan bu kadar. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İboFesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İboFesör'ü Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın, ben sizler için buradayım ve sizler, boom, seçilmiş kişilersiniz.